Karşı karşıyayız. Şiddetli bir rüzgar var şu anda. Burası sıcaklığın ve şiddetli rüzgarın dışında çam ağaçlarının olduğu bir bölge. Bu çam ağaçları da, çam kozalakları daha doğrusu, yangının büyümesi için ciddi bir tehdit oluşturuyor şu anda. Bir diğer tehlike yerleşim yerleri sanayi sitesine çok yakın buradaki alevler. O sanayi sitesinde mobilya dükkanları var, inşaat malzemeleri üzerine çalışan dükkanlar var ve bu alevler o dükkanlara çok yakın bir bölgede. Oraya ulaşmaması için şu anda çaba gösteriliyor. Orman içinde bazı alanlarda hayvanlar için ayrılmış ve yapılmış yerler var. O bölgelerde yaklaşık yarım saat önce tahliyelerine başladı. Yangının ilerlememesi için ve söndürülmesi için şu anda büyük bir çaba sarf ediliyor. Biz buradayız. Gelişmeleri takip edip aktarmaya devam edeceğiz diyerek şimdilik sözü tekrar size bırakalım. Simge Arıcan, hemen ayrılmadan önce bize yangının tam olarak nerede olduğunu ve hangi zaman diliminde başladığını ve işte şu andaki faaliyetlerle ilgili biraz daha ayrıntılı bilgi verir misin? Tabii ki biri çeyrek geçeye doğru, 1.30'a doğru başlamıştı yangın. Şu tepeyi görüyorsunuz hemen, alevlerin bir çıkış noktası orası ve uçakların müdahalesiyle oradaki yangın biraz daha söndürülmüş durumda. Bir diğer noktada, şimdi kameraman arkadaşım tekrar göstersin, orası daha yoğun olan bölge ve sanayi sitesine daha yakın olan bölge. Oradaki dumanlar daha yoğun. Oraya doğru müdahaleler şu anda yoğunlaşmış durumda diyerek tekrar size bırakabiliriz sözü. Bırak bana tam olarak bir yer söyleyin lütfen. Yani İzmir'e yakın mı? Tam bulunduğunuz yer burası neresi? Burası Buca ve Gazi Emir arasındaki Zafer Mahallesi. İki tarafa da, iki ilçeye de bağlantısı var. Bu şekilde iki ilçenin arasında bir mahalle. Tamam, peki. Çok teşekkürler. Bültenimiz içerisinde eğer gelişme olursa yine sizden bilgileri alacağız. Simge Arıcan'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Merhabalar değerli izleyiciler, tekrar şimdi dönelim başa ve kaldığımız yerden devam edelim. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Televizyon'a teşekkür ederim, size teşekkür ederim böyle bir fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun, için. Ne demek, ne demek. Şimdi tabii sizinle ayrıntılı bir şekilde hem kadınlar konusunu konuşacağız. Mecliste görüşülmekte olan kadının adı yoktu ama bu sefer soyadı da artık yok, yok diyebileceğimiz o konuyu konuşacağız. Çünkü önemli, ne olursa olsun bu konuyu da konuşacağız ve de aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkan adaylarından birisiniz. Onu da konuşacağız tabii olur, ki. Olur tabii. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, teşekkür ederim ama gelir gelmez hemen televizyonda şimdi oturduk yangın haberleriyle. Evet. İzmir'de yangın. Ülkenin her tarafı aslında alev yanıyor. Geçtiğimiz haftalarda aynı şey yaşanmıştı. Sadece aklıma alakasız değil, belki alakasız belki konuya başlarken ama Diyarbakır'da çıkan yangında atılan tweetleri görmüştüm. Diyarbakır'da ormanlarımız yanıyor, canlılar yanıyor, börtü yanıyor, böcek yanıyor, hayvanlar yanıyor. Hayvanlarını kurtarmak için başka gelir kaynağı olmayan insanlar hayvanlarını kurtarmak için ateşe atlarken